Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı sahurlar arkadaşlar. Biz uyandık. Bugün ilk defa ailecek sahur yapıyoruz. Zeynep mutfakta tıkırtılara uyandı. Ali zaten kalkmak istedi. İlla beni kaldırın. Aslında Evet. tabletin alarmını kurmaya çalışıyor. Kaldırdık onu ama Zeynep'e çok sinirleniyor niyeyse. Niye sinirleniyor? Hep sucuk istediği için onun. Bir tek onu seviyor. Ne yapsın? Bir de onu seviyor baba. Başka bir Bak. şey yemiyor. Krepleri Zeynep başladı bile sahurunu yapmaya. Tamam, sucuk versene bana. Yumurta haşladım. Ekmek olmadığı için krep yaptım. Zeynep de kalktı. Zeynep'e göre böyle yapayım dedim. Un, su, tuz. Öyle krep hazırladım. Niye kızma? Şimdi sahurumuzu yapacağız. Ben mutfakta bunları pişirken Zeynep kaç kere girdi çıktı. Sandalyenin tepesine çıktı, düşecekti. Sonra zeytin tabağını almış, buraya gelmiş arkamdan, hiç görmedi kimse. Neyse toparladık, ettik, oturduk çok şükür sofraya. Alerjisi tuttu gece Ah. gece. Hadi bakalım, bize afiyet Hamle kızım, olsun. hamle kızım. Oynayalım, hamle. Aferin. Zeynep, Alalım. Sen de güzel mutfak et mi? bakalım. Gel. Güzel mi? İyi ki erken kalkmışım da. Vallahi Sabah. yoksa çocuklarla böyle zor olacaktı. Hadi anneciğim. Ali işte tekne orucu tutacak bugün. Ne orucu? Tekne orucu. O nasıl Yarım oluyor? gün. Öğlene kadar. Hadi bakalım. Ay, yarım gün ben tam tutacağım. Tam mı? Hadi bakalım Dayanabilirsen dayanabilirse. tam tut bakalım oğlum. Anne, çünkü hani iki çocuk kardeş vardı ya. He. Yarım gün oruç tutunca cennete gidemezdik. Ay yerim ben seni. Evet. Ama hiç su bile içmek yok, biliyor musun, değil mi? Hiçbir şey yemeyeceksin. Hiçbir O şey bir çizgi içmeyeceksin. film izlettim, onu gösteririm birazdan size de. Onda izledi, etkilendi. O yüzden tam Anne, gün istiyor. pardon. Neydi adı Hayır. onların? İpi miydi? He, ipi ve bir şeydi ama unuttum. Neyse, hadi yapalım. Çayları soğutmayalım. Ali, bu senin çayın annem. Karıştır çayını. Ay, sağ ol. Börülce hamuruya mı? Zeytin at, domates at. Bu ayı mı? Peynir. Bak, burası hiç öt değil. Tut aslında. Çıtır çıtır ya, C vitamini varmış biberde. Ha. Çok faydalı. Ne oldu? Niye kızım burada? Hamur mu istiyor? Ne istiyormuş? Geçen sene Zeynep bebekti. Bu sene daha anlıyor her şeyi. Geçen sene Ali hep kalkıyordu sanki sahura. Kalkıyordu çünkü yazlıkta yapıyorduk. Sesleri duyuyordu, hemen Duyuyordu. gidiyordu. Tut elini, tut yere Tut düşecek tut oldu. tut. Altını tut eline. Oyun oynuyor Zeytin'le. Ne oldu? Ye kızım. Hani yap? Aa, çocuk. Acele çocuk çocuk. Çocuk. Küstü, hemen dudağını büküyor. Ali, Biber daha. film bakacağım. Kutlu. Bak burada Bilmiyorum mama neye var. batırsam diye düşünüyorum. Bak. Sucuk istiyor. Ağzında var şimdi çocuk. Daha ben 3 tane yedim. Ya 3 tane. O Zeynep kaç tane yedi? Bak istemiyor, görüyor musun? Bak, hiç beğenmiyor da. Öyle olmaz. Hayır, sakın sakın. Aa, tamam, hiçbir şey yok o zaman. Yesin yesin azıcık daha. Nasıl tutacak oruç? Hı? İkinci yarımını. Babam bir tane yemiş şimdi. Zeynep bak. Hı? Bir tane dedim, iki yarım yedim yani. Aha. Hı? Ver bir tane de. Zeynep ya, sorun bırak bir Ne? Tamam, ver artık Zeynep. Kremi mi yemeyeceğim? Doydu.
Zeytin attın mı ağzına hiç? Zeytin. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sahurdan kalma birkaç parça şey vardı mutfakta. Onları temizledim. Bulaşık makinesini çalıştırdım şimdi. Akşam yemeği için tavuk çorbası yapacağım. Onun için de tavukları şimdiden haşlıyorum erkenden. Bir de lahana sarması yapacağım. Beyaz lahana sarması. Onun için de şöyle lahanaları haşladım ben. Sabah 7'de çocuklar erkenden uyandı yine. Erkenden bunları haşladım. Uğraştım bunlarla işte. Kalın damarlı yerlerini kestim. Soğanımı falan doğradım. İç hazırlayacağız. Sarma içi. Bir de tavuk çorbası yapacağız işte. Bugün böyle olacak iftar menümüz. Zeynep bütün ıslak mendil paketini boşaltmış. Ben de bunun içine doldurdum. Oradan artık ihtiyaç olduğumu çıkarıp kullanıyoruz. Öyle. Ali oyun oynuyor. Zeynep de yeni öğle uykusundan uyandı. Sabah erken kalkınca öğlen uykusunda erken yattı. Şimdi ne yapacağım? Çamaşır ısıtacağım balkona. Ne yapacağım? Hazır güneş de var. Hava güneşli. Bu tarafa ısıtacağım çamaşırları. Şimdi getireceğim de çamaşırları. Çünkü buraya çok güzel güneş vuruyor. Güneş de hemen kurur. Arka balkon gölgededir şimdi. Burada iyi olur. Hadi kızım amin yap. İftar hazırlıkları için biz tekrardan mutfağa girdik. Emine hiç kendini acımıyor, canını acımıyor. Şöyle çok uğraşlı bir yemek seçmiş. Aslında bir makarna yapsaydı da olur da. İki gündür hep pratik yapıyoruz ya. Ben aslında Ramazan'dan önce sarma sarıp buzluğa kaldırmıştım. Ama şimdi buzdolabında lahana vardı. Büyük bir lahanam vardı. Sizlerle birlikte yapmıştık onu da. Yarısını kapuska, yarısını salata, yarısını da sarmalık ayırmıştım. Sarmalığı dedim kapuska mı yapsam, sonra vazgeçtim. Yine sarma daha güzel gidiyor. Sarma çok güzel gidiyor da yani o emeğe ben acıyorum ya. Çok uğraşıyor. Böyle pıt 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 5 dakikada bitiyor. Böyle içim acıyor benim. Saatlerce sarıyor. Üzülüyorum yani yerken sarmayı. Değil mi? Aynen. Ay seni bayağı çekemiyormuşum. Elim uçmuş. Bayağı vakit alıyor. Yanına da tavuk çorbası yapacak. Evet, tavuk kaldıysa yaptılar arkadaşlar. Emine bunları haşladı. Bizimkiler bir başladılar yemeğe Zeynep'le Ali'ye. İçeride didikleyeyim dedim oturup. Onlar da oyun oynuyordu. Bir o geliyor bir öbürü. Bir o bir öbürü. Bu kadar kurtarabildik artık. Buna da şükür, ne yapalım. 6 tane buttan çıkan ete bak. En azından bir tavuk aroması verecek şu kadar tencereye. Şöyle bir avuç. Ya vallahi. Burasının halini ne Emine? Ayıptır sorması. Ben bulaşık makinesini direkt tezgaha boşaltıyorum ya, sonra yerleştiriyorum. İftardan sonra mı, sahurdan sonra mı yerleştireceğim? Hayır, o şimdi kaldı orada öyle. Sen sıralını yapacağım. Arkaya böyle dekor olarak mı? Aynen, dekor yaptık arkaya. Zeynep'ten ötürü. Çamaşır asıyorum bu balkona. Bu balkona getirdim çamaşırlığı. Duyuyor. Duydum, iyi yapmışsın. Buraya getirdim çünkü burada güneş var, arkada yok. He? Güneş zaten çamaşırlardaki mikrobu öldürüyormuş çok güzel. Değil mi? Öyle söylüyorlar. Hemen kurumuşlar zaten var ya. Zeynep durmadı, balkona çıkmak istedi. Ondan sonra da bulaşık makinesini boşalttım. Orada da bir ortalığa ayak kaldırdım. Hemen tezgaha atıverdim ki makine boşalsın dedim. Anladın mı? Evet. Öyle. Şimdi sarma içini yapıyoruz hemen. Bir tane pirinci. Pirinci de yıkadım ben. Süzüldü bayağı bir kuru kuru. Tamam. İyi oldu. Şimdi yaylanın pirincini bak orada. Osmancık pirincini. AFP'den 6 liraya aldım onu. 1 kilo. Az kalmış bir de. Yarısını kullandım şimdi ya. Sence bir şey mi gelir? Baksana yaprağı. İyi gelir. Bayağı var yaprak. Bunlar da duradı. Bekleye bekleye kurumaya başladı sanki. Süzdürdüm iyice suyunu. Bakalım şimdi saracağız hep birlikte. Salçamızı ekliyoruz. Salça da bitti baksana. Oo, yeni almıştık bunu. Evet, yeni almıştık. Kullanıyoruz yemeklere. Az kalmış gerçekten. Ya.
yemeklere kullanıyoruz. Ramazan'ın öncesinde dediğim gibi sarmaya kullandı. Büyük alsa küflenir. Yine hiçbir şey olmadı. Böyle az az alalım. Ne de olsa yarın yasak bitiyor belki yine bir. Sen hava almaya diye bir gidiyorsun, geliyorsun 750 lira. Her gidişimde ben bir korku giriyor içime. Aynen. Hapşırınca bile eyvah diyoruz bu sefer kaptık diye. Ben diyorum herhalde bu sefer yakalandım diyorum. Dün akşam da bayağı bir kötü geçti. Risk sonuçta Emine. Yani yüzeyde de kalıyor diyorlar. Ya her şey korkutuyor beni ya. Bir de çocuklarla sarmaş dolaşız hep. Yatağa geliyor sabah Zeynep. Benim alerjim tutuyor. Bu alerji mi diyorum yoksa grip miyim? Ne oldum diyorum, virüs miyim? Hep bir korkuyla yaşıyorum. Bir 10 gün, 14 gün sonra çıkıyormuş ya markete gidip gelince 10 gün böyle. Aynen. Bir de ayıp da söylemesi, biz akşam çocuklar yatırdıktan sonra birer dondurma yedik. Evet. Hemen böyle bir bugün tuhaf hissetmeleri yiyince arkadaşlar bugün böyle bir tuhaf hissetmeye başladık kendimizi. İftardan sonra birer tane Nurofen içelim derim ben Emine. Bilmiyorum valla bakalım. Bir de boğaz spreyi vardı ya, faranjit de olabilir şu an. Çay belki de iyi gelir. Gelir çay zaten geçen de konuştuğumuz gibi psikolojik olarak şöyle bir 10 evet. puan arttırıyor direkt. Değil mi? Aynen öyle. İçeriz bakalım. Kapattın mı bunun altını? Yok yok, açık kıstım altını, su ekleyeceğim. Burada da tavukları koydum şimdi, kaynadı su. Tavuk suyu ve birazcık su karışımı vardı. Şuna su koyabileceğim mi birazcık? Dur ben koyayım ya da. Hadi ben tutayım. Şey, bir de bize şey yazmışlar. Çayı demişler çeşme suyuyla değil de hazır suyla demlerseniz tadına daha da doyamazsınız demişlerdi. Ben hazır su almaya zor yetişiyor. Onu çaya kullanarak harcayamayız. Evet. Tabii ki. Her gittiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bakın balkonda göstereyim. İkişer üçer koli almaya çalışıyoruz ama inanın çok hızlı gidiyor. Üşüyorsan kapat sinekli. Yok canım. Ha? Arkadan nefes çarpmasın. Alamayız onda. Hiç esmiyor şu an. Evet, sarmanın suyunu koyuyorum şimdi. Bu çekecek de. Dur dur, olacak hemen. Lahanaları keseceğiz de, düreceğiz de. Senin yöntemine şey. Benim yaparsın. Yöntemini yaparsan çok kolay. Değil mi? Aynen. Üşengeç yöntemi. Evet, böyle tezgahı yıkıya yıkıya suyunu döküyoruz. Eşim seslendiriyor videosunda. Onun şey gibi oldu değil mi? Aynen. Şuradan bir kaşık alalım. Ay. Ne oldu? Dondurma. Ah dondurma. Bunun terbiyesini yapacağız şimdi. Çok kolay bu. Tavuk paça çorbası deniyor. Yalancı işkembe çorbası deniyor. Ondan sonra şehriyeli tavuk çorbası. Şehriyeli değil ya. Bak kafa gitti. Terbiyeli tavuk çorbası deniyor. Her şey deniyor. Açsana abi. Lambayı. Hem güneş var hem bu taraf karanlık kalıyormuş gibime geldi. Aç bakalım bir fark edecek mi? Biraz daha iyi oldu evet. İyi mi? Tamam. Daha iyi oldu. Öyle. Böyle orta boy tencereyi yapayım dedim. Kalırsa yarına da yeriz. Kalmazsa da artık yarın yine bir çorba kalır, yaparız. Kalır. Çok çorba yenmiyor bizim ama evde. Sıcakta da hiç yenmeyecek. Aranmaz. İftarda sıcakta çorba aranmaz. Cacık falan olur. Aynen böyle. Cacık, salata, şerbet. Heh, ben hep öyle şeyler bak, istiyorum şerbeti işte. Şerbeti aldık ya. Bak bunu yapacağız bir ara. Neymiş bu? Osmanlı şerbeti, demir hindi, Mekke gülü, kakule, zencefil, karanfil, tarçın varmış içinde. Hemen 5 dakikada oluyormuş. Burada tarifini de okudum. Çok basit. Soğuk soğuk onu şey yaparız. Ama şurada bir 10 yıl sonra... Şerbet böyle içmek için. Aynen. Lohusa şerbeti gibi bir şey. Senin direkt tabii lohusa şerbeti. Direkt aklıma o geldi benim. Şimdi biraz nane koyalım şöyle. Biraz koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu aslında şimdi hızlı hızlı koyuyorum. Ben de birazcık suyunu çekince koyacaktık da. Biraz acele ediyorum. Şimdi beni yaprak oyalayacak. Çünkü tuzunu da koyalım hemen. Senin yaprak oyalayacak, burası oyalayacak. Yok yok orasını şimdi... Tak hemen mi? Orasını boş ver şimdi. İyi bakalım. Orasını iftardan sonra da yaparız. Ya bu sarmayı aslında ben sahurda yapacaktım da... Arkadaşlar sahurda çocuklar uyanınca ben hiçbir şey yapamadım. Ya Zeynep uyanınca hiç... Planlar alt üst oldu değil mi? Evet, plan alt üst oluyor öyle. Şimdi hemen azıcık çeksin, pişmesini fazla beklemeyeceğim. Azıcık çeksin suyunu hemen... Altını kapatacağız.
Tamam bakalım. İyi olacak. Burada da terbiyesini hazırlayalım. Şimdi mi hazırlayacağım? Daha şimdi yapayım. Kaynamaya başladı çünkü. Hadi koy onun göz kararı her zamanki gibi. Yok, onu ayrı bir tencerede yapacağızdı. Hapşurunca seviniyorum ha. Niye? Çünkü koronavirüste hapşuruk olmazmış. O zaman nezle seninki. Bir de ben dün cam havalansın diye açtım, sana dedim kapat hocamı diye. Orada da çarpılmış olabiliriz. Sen camın önünde oturmuşsun. Aynen. Kırmızı biber koydum azıcık. Birazcık da şöyle kimyon koyalım. Çok az koydum. Şimdi hemen olacak bu. Tencere sonra... şey tavada hiç tuzaklayı bırakmamış. Evet. Onu karıştırıyorsun. Aynen öyle. Bir şey eksik koydum mu onu düşünüyorum var ya. Şu an. Bunun tıkalama baharatların kokusunu nasıl aldın var ya. Ya. Vallahi hepsini tek tek güzel söylerim. Kokuyor mu? Kokuyor. Tavuklar başla. Tavuklar öyle pişirmişiz. Parma için Emine hazırladı arkadaşlar. Biraz böyle soğusun diye balkona oturtturduk fayansın üstüne. Orada biraz dinlensin, kendine gelsin. Sonra sarmaya başlayacak Emine bakalım. Çorbanın terbiyesi için. Bu çorbanın terbiyesi. Ne bileyim. Pilav kalmayacak. Çok komiksin Murat ya. Pilavı koyuyor çorbanın içine. Ben de diyorum ne yapıyor bu? Herhalde terbiye ediyorsun dedim. Yok yok. Sen söyle adını. Terbiyeli yemiyor ya Zeynep. He. Pirinçli çorbayı da çok seviyor. E bu Zeynep ayrı mı gene? Ayrı. Vay arkadaş ya. Ya vallahi mecbur onu öyle ayrı yapıyoruz ya. Ne yapalım? Bu arada arkadaşlar bu cuma 1 Mayıs olduğu için cuma, cumartesi, pazar tekrar 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Dikkat edin. Biz şimdiden söyleyelim de belki eksiği olan falan vardır. Buradan evet. Uyaralım. Yarım limon sıktım şimdi terbiyesi için. Şöyle. İyice sıkalım. Ya pirinçli çorbayı seviyor tavuk çorbasını da o yüzden pirinç koydum ona. Hem değerlensin pilav. Şimdi ne yaptın öyle diyenler olur da. Normal zaten yapıyoruz pirinçli çorba. Sarımsaklarımız. Evet bunlar da çimlenmiş. Toprağa böyle ekiliyor galiba değil mi? Sarımsağın kilosu da aldı başına gidiyor var ya. Of. Şimdi yazlıkta olsak ekerdik soğan falan. Kaç para oldu ya? Ben en son 90. 54'ü almıştım. O bile pahalıydı. Ona biz çok pahalı dedik sonra. Şimdi 54 liraya bulursan bedava. Niye öyle yapıyorlar? Ne bileyim anlamıyorum. Bu yani. Televizyonda haberleri dinleyip mi şey yapıyorlar acaba? Zaten koronavirüse iyi gel dediğin zaman bir şey direkt Sumak. Stoklarda bitiyor. Sumak'a da yaptılar ve öyle. Fiyat çarpı 5 oluyor. Sumak. Aynen. Kolonya bir ara kara borsaydı. Aynen aynen. Şöyle sarımsak rendeleyeceğiz terbiyeye. Aslında rendelemesem daha iyi ama. Niye? Çünkü iplik iplik böyle rendelenin üzerinde gözüküyor. Elimi de kesmişim limonu sıkınca. Herhalde limonu da sıkınca nasıl? O zaman küçük küçük keser şu tahtanın kıyısında. Küçük doğrasam mı dedim ya. Ekmek tahtası var burada tertemiz. Zaten üstünde bir ben yokum. Ya sen de Murat var ya. Şu köşesini de halledebilirsin işte ya da şu köşesini. Ne şeysin ya? Sanki başkasına mı yedireceğiz? Aynen. Takılıyorum ben Emine. Ne yapayım? Can sıkıntı. Herkes demiş. Ama geçecek. Murat olmasa ne yapacaktın acaba Emine? Ne yapacaktın? Nasıl yapacaktın? Murat patates soy. Yok Murat patates kızart demişim sana diye. Eğer şey yardımlaşır arkadaşlar. Değil mi? Herkes eşine yardım etsin de burada. Evet, kamu spotu. Seni izleyen evet. Hem cinslerine. Sevgili eşler, okey oynamayı, batak oynamayı bırakın. Eşlerinize yardım edin. Değil mi? Onları mutfakta yalnız başına bırakmayın. Hayat müşterek. Ya şimdi elinden gelen var, gelmeyen var. Eminen yani. Farklı bir şey ya. Tamam, gelmeyen de olsa ama. Kim adam? Yumurtayı kırmayı bilmez şimdi. Ona ne yaptırabilirsin birisi, mutfakta? Evet, biri demiş ki eşim 40 yılda bir çöp atmaya gitti. Çok şaşırdım demiş seneler sonra. Hava adam, almaya gitmiştir o. Yok, giderken bacağını kırmış. Çöp atmaya giderken ay Allah'ım. Nasıl denk gelmiş görüyor musun? Evet. 40 yılın başında diyor çöp attı diyor. Sevindim diyor. Ondan sonra da diyor öyle oldu. Şimdi un koyuyoruz. Şöyle. Ölçekli mi koyuyorsun? Hayret şaşırttın beni.
Ne ölçek değil ki bu kaşık. Kimine göre kaşık ölçek. Yok, göz kararı yine. Göz kararı yine. bunu dökerek de yapabilirdin her neyse. Evet ya. Aa, çok komik. Kız bu yoğurt ekşimedi mi hala? Hangi yoğurt ya, bunu yeni aldı. Yeni mi açıyoruz? Tabii ya, ne ekşimesi. Oo, bismillah, daha yeni açıyoruz yoğurdu. Ay ne şeysin sen de. Haberin yok hiç dünyadan Murat. Kız ne oluyor? Bileyim ben, dün ayran yaptık yoğurt, ben onu bu sanıyorum meğerse. Hayır. Değilmiş. Şöyle 4 kaşık dolu dolu yoğurt koyduk. Evet, bunlar her şeyi terbiye ediyor arkadaşlar. Terbiyesiz çocuklarınız varsa. sen şey yap, ben de yumurtayı ayırayım getireyim. Koy. Bir tane de yumurtanın sarısını getirdi Emine. Nasıl getirdi ben de hiç anlamadım arkadaşlar. Bir baktım ki burada yumurtanın sarısı var. Havadan bir tane yumurta sarısı düştü. Leylekler getirdi gibi oldu. Bak pirinç ne güzel oldu bak. Oh, yarasın kızım. Tavuklu. Bayılacak buna. Bakar mısınız arkadaşlar terbiyenin güzelliğine? Sen de dalga mı geçiyorsun ya? Şimdi birazcık burada kaynamış sudan koyduk. Evet, tavukları almadan. Alıyoruz mecbur. Evet. Şöyle. Yoğurdu kessin diye arkadaşlar kaynak su koyuyoruz. Ya Murat ya. Hızlı hızlı çırpalım ki. Kesilmesin mi yoğurt? Evet, şimdi dökerken. Olmuş. Sarımsakları? Onları atacağız şimdi. Biraz daha. Şöyle. Şimdi direkt tencereye dökecek miyiz? Evet, dökeceğiz. Şu sarımsakları da şuradan alalım. Dediğim gibi rendeleyim zaten küçük tarafıyla yapmam lazım da. Olsun, böyle tavuk gibi iri iri. Zaten sarımsaksız pek şey yapmıyorsunuz. Kaynayınca anlaşılmaz. Küt küt yutarız şifa niyetine. Şöyle. Şimdi karıştıra ne? Dökeceğiz. Neyi nereye? Terbiye çorbaya. Süzgeç niye? Şöyle hızlıca. Ya topak falan kaldıysa. Kız şimdi nerede kalacak? Ben karıştırdım onu. Dur. Hızlıca bak görüyor musun? Ne olacak gördüm. Sanki karışsa ne olur? Topak üstünde oluyor. Çok görüntüsü güzel olmuyor. Vay bak arkadaş. Şimdi ne kadar güzel pürüzsüz. Bütün püf noktalarını anlattım bir kere demine. Bak görüyor musun şimdi ne kadar güzel. Kaymak gibi oldu. Ya bak. Sirke. Şimdi kaynasın. En son sirkesini de koyacağız. İyi, bir de tuzunu koyacağız en son. Oldu o zaman. Oldu. Şeye bakalım, sarmanın içine bakalım. Soğuduysa hemen saralım, onu da ocağa atalım. Çorbanın tuzunu ve sirkesini koyuyormuş arkadaşlar. Hocam ben açamadım sirkeyi. Ben açarım güçlü bir herif olarak. Bir tatlı kaşığına yakın işte. Yarım çay kaşığı mı desem artık. Al bakalım ama kamerayı sen. Ben kavanozla bir güreş tutayım. Büyütmedik bunları. Dilem de büyük spor da yapmıyoruz ki hiç. Bu benim yaptığım sirke. Sirke, evet. Sirke anasını ne yaptın Emine? Yedin mi kız? Murat ya. Yiyece oruç kafana vurdu senin. Sirke anası yenir mi ya? Çok bak, güzeldi görüntüsü. Dolmanın içi nasıl olmuş? Dolmanın içinde böyle yaptı arkadaşlar. Biricik karıcığım, sevgilim. Canım karıcığım Eminem. Ne diyor? Oruç vurdu arkadaşlar. Vurdu. Şimdi lahanaları keseceksin herhalde değil mi? Evet. Yoksa benim yaptım boğaça gibi mi yapacaksın geçen ki? Herhalde öyle yapacağım. Tamam, altını kapattım. Bitti çorbayla. Tamam hadi gel bakalım. Bıçak almadın ya. Bıçak alalım. Tamam. Sirkenin kapağını burada unutmuşuz. Herkesin evinde olan bıçaklarını arkadaşlar. Rock. Olmayan ev yoktur. En iyi kesenler. Ha? Şimdi şöyle yapıyoruz. Ya kenarlarını katlamadan da yapıyorlar. Uzun direkt. Evet, ben de bir kere denedim. Hiç de dökülmedi biliyor musun? Evet. Niye dökülsün? Yok yani böyle katlı da böyle yaprak gibi değil. Böyle yapacağım. Hadi öyle yap bakalım. Kolayına nasıl geliyorsa öyle yap Emine. Gerçekten. Gerçekten. Ciddi diyorum. Hem tamam, daha kolay ben oluyor. Ben daha ciddiyim. Bak. Hiç dökülmedi. Ben de denedim bir kere. Şimdi bak ben önce ne yapıyorum biliyor musun? Şöyle önce şunları seriyorum. Şöyle. Evet.
Başkaları nasıl yapıyor sanki? Yok, ben hızlı hepsini seriyorum. Şimdi herkes bir tane serip de yapıyordu. Ben hepsini böyle böyle seriyorum. Evet. Sonra hepsini dolduruyorum böyle. Ne diyorsun sen? Ondan sonra hepsini bir kere de sarıp dolduruyorum. Daha hızlı oluyor. Mükemmel pratiksin gerçekten. Yok sence? Daha hızlı İyi değil ki mi? Seni almışım. Ay ben hep böyle gündüz bir şey canım sıkıldım. Gülmek için o sahur tepsisini açıyorum, biliyor musun? Evet, çok komik arkadaşlar. Onu sen ne yazarak buluyorsun arkadaşlar? Ya ben söyleyelim. De bulamadım ki. Bulursam Instagram'a paylaşayım da arkadaşlar da gülsün. Tabii üzücü bir şey ama insan gülmeden komik, duramıyor. Komik ama kimi insan düşene acır, kimi insan güler. Düşünce güler, evet. Ben de gülüyorum. Bu da onun gibi. Ben de bazen kendim düşünce düşündüğüm gülüyorum. Zaman gülerim. Uzun süredir de düşmüyorum. Çünkü uzun süredir hareket etmiyoruz arkadaşlar. Yatıyoruz. Günlük toplasan 200 adım atmıyoruz. Nasıl düşelim ki 200? 200 adımda da düşersek zaten yaşamayalım. Değil mi? Ali bir ara çok düşüyordu. Ali evet ya. Mı? Vallahi nazar var gibi üstünde. Ayakta duramıyordu ya. Evet. Geçen akşam yine saat 9'da İskan Marşı için balkona çıktık. Bir baktım Ali yok, yerde yuvarlanıyor, kalkmıyor, şu üstünü silikiyor. Pat diye düşmüş. Evet, diziyorum. Oo, maşallah az kaldı Emine be. Hadi hadi hemen yapacağım ben. Şimdi çoğu öyle... bitti, azı kaldı, öyle diyeyim ben sana. Şimdi öyle deme ya. Hemen yapacağım. Bir de içinde yarım pişirdiğim için bu var ya, 20 dakikaya pişecek. Hemen pişecek. Evet. Evet. Tamı denk gelecek. Gerçekten. Hoca öyle. Elini kulağına koydu gibi Emine de ocağın altını kapatacak. Öyle bir ayarladı ki benim karım bir tane. Ya hiç alışık değil bizimkiler böyle laflara. Şimdi öyle deyip durma dakika başı sende. Ramazan dolayısıyla arkadaşlar. Kafayı sıyırdı. Huni takmamak elde değil. Ay ne güzel oluyor ama baksana. Şunlar falan özellikle. Kalem gibi. Değil mi? Hmm. Dolma kalem. Onu öyle sar. Büyük olsun. Ciddi misin ya? Hayır, hayır değilim. Ya Murat ya. Harcımız da iyice azaldı bakın arkadaşlar. Emine'ye ben bir ara ara moral vereyim de. Evet. Masamız da çizilmiyor sanırım. Çiziliyor mu masa Emine? Anda görmüş olduk. Yok, çizilmedi. Çizilirse de korkma. Birini hayrına verip yenisini alırız. Ne olacak değil mi Emine? Hayır canım. Ben bu masayı çok seviyorum. İçerideki masadan... O yüzden mi bıçağı direkt üstüne gezdiriyorsun? Ya. Şuradan bir ekmek tahtı salaydın ya. Neyse, biz çok sıkıştırmayacağım seni. Çok amaratsın bu konuda. Mutfakta. Sen amaratsın. Kadınlardan daha çok şey biliyorsun. Bak, ekmek tahtası alsaydın ya diyorsun. Elini ayağına öyle bir güveniyorsun ki sadece kelemik lahanayı kesiyorsun. Masaya temas ettirmiyorsun herhalde, evet, bıçağı. Aynen öyle. O da göz kararı. Göz kararı Emine, senin arkan bundan sonra. Çocuklar içeride kokomelonla hipnoz oldular gene. Çıtları çıkmıyor. Hiç baksana bir. Hiç emin adım atasın yok gerçekten ya. Pili bugün bitti değil mi? Pil bir de şu bir halsizlik çöktü ya şeyden. Grip gibiyim böyle. Ay sakın çocuklara yaklaşma, hastayım. Mecbur yaklaşacağım. Nasıl yaklaşmayacağım? Niye gece Zeynep'i uyutuyorsun? Çocuk ben uyuyor. Zeynep'i uyutuyor, kalkıyor, geliyor, çay saati yapıyoruz. Sonra aradan biraz zaman geçiyor. Ben zaten hemen Murat bir şey açıyor izleyelim diye. Ben hemen televizyonun karşısında... Gidiyor Emine. Uyuyakalıyorum. O da sinir oluyor benim öyle yapmam ama ben daha erken kalkıyorum. Ondan daha erken kalkıyorum. O uyuyor. Ben de senden daha geç yatıyorum. Denk geliyor. Ben de doğru. Doğru diyorsun bak. Aynen. Ay Murat, herhalde senin dediğin gibi olacak, saracağım he. Ne? En sonunda senin dediğin gibi saracağım, şimdi göreceksin. Bohça stili mi? Aynen öyle. Tombul tombul sarayın. İşte bizim. Arkadaşlar bu çok güzel, çok lezzetli bir yemek ama gel görelim ki bunu işte böyle Ramazan'da yapmayacaksın ya da yaparsan bu saate bırakmayacaksın Emine. Ya zaten Emine. Ben Ramazan'da yapmayacaktım bunu diyorum ya. Evet, bir de yok, yapılacaksa da bu saate bırakmamak lazım. Bak birçok insan ama onlar sulu yemek olduğu için tencerede duruyor akşama kadar, sıkıntı yok. Oğlum sahurda ben yapacağım. Ben sana sevgi patırcığı cümleler kurarken sen bana oğlum derken hiç için sızlamadım Emine. Ay Murat. Oğlum dedi arkadaşlar, duydunuz mu? Hadi git sen çocuklara bak Enis. Ben bunları hızlı hızlı burada sarayım. Yok, seni sıkıştıracağım ben azıcık orada. Valla sarma değil, beni sen terletiyorsun sorularınla. Ama sen de var ya.
Aa, sen niye ne güzel sarma yapıyordun önceden? Niye sarmıyorsun şimdi? Elim dolu. Ne dolu? Kamerayı tutuyor muyum? Ben kamerayı sabitlerim şuraya. Sen merak etme. Sıkıştır koş kiler dolabına gel. Ay, kiler dolabını çok saran oluyor. Memnun musun diyorlar. Herkes soruyor her videoda. Memnunuz arkadaşlar. Kapakları bir tutarsız ya. Kapakları nasıl oluyor diyeyim. Üst üste biniyor. Ayarlıyorum tekrar üst üste biniyor. Ama bu böyle oldu. Bunu kurduğumda bile böyleydi bu. Evet, sanki bunda bir imalat hatası var gibi ufak tefek. Bilmiyorum. Diğeri daha güzeldi yani. Diğeri derken... Diğer evdeki yazdaki. Böyle değil. Ha. Orayı da unuttuk. He. Gitsek mi ne yapsak? 3 gün şey geliyor ya. Ciddi misin? Perşembeden bir gideceğiz. Gidelim mi? Ne bileyim, havada... Nasıl izin alacaksın gidip? Araştıracağız ya, şehirler arası izin çocuklarla. Diğer evimize taşınmak istiyoruz. Orada risk daha az diyeceğiz memur beye. Öyle şehirler arası yarım saat bir yolculuk yapacağız. İki tane çocuğumuz var diyeceğiz. İzin verirler herhalde. Niye vermesinler? Hiçbir yere temas etmeden direkt gideceğiz. Kimisi gidilmiyor, kimisi gitmeyin. Orada daha çok sıkılırsınız. Markete falan da gitmeyeceğiz gerçi. Orada markete sen gideceksin mecbur. Yok, bu evden götürürüz. Dolu dolu şey var ama televizyonu götürmek lazım. İşte git gel yapmak lazım. Benim gözümde o büyüyor ya. Bilgisayarı götürürüz. Yani bilgisayardan bakılır televizyon. E aynen öyle. Ne olacak ha? Olabilir. Sonra ben bir yer gelip televizyon alırım ya da. Yo, temelli mi geçeceğiz şimdi? 3 günlüğüne diyorsun ya. Temel, ben gittim temel gitmek istiyorum. Aa. Ne bileyim, bir düşünelim onu. Düşünelim bakalım. Tamam. Sen bugün tam anladım bence. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Aynen öyle ya. Ben nurofen içmek istiyorum arkadaşım. çay içmek istiyorum. Nurofen içmek istiyorum ben. Cidden yemek? O da şart da yani. Yemeyeceğim mi? Bu kadar uğraştıktansa ben bunu yemeği kıyamam. O zaman bakarız. Sonraya koyar. Yemede yanında yat diyor. Ben bunun yanında yatmak istiyorum şu an. Güya Ramazan'da sarma yapmayacağım diye koydum işte dedim. Güya ne saçma iş. Değil mi? Kıskandım bak şimdi sana. Kapuska mı yapsaydım? Evet, kapuska çok güzel olur. Ciddi misin? Hadi kapuska yapalım. Vallahi de. Ne yapacağız bunları Emine? Haşlanmış yaprakla kapuska mı? Vakit geçiyor işte ya, ne güzel. Daha ne istiyor? Polyanna mısın nesin, anlamadım ki. Kül kedisi. Oruçlu adam bu, yaptırılmaz arkadaş. Sabır işi yani bu. Emek, sabır. Çerez gibi. Şu an hepsi sıfır bende yani. Sabır mabur. Geçen yaparken yedim ya, bir de ağzım hep atasım geliyor gene böyle. Yine sana melekler yedirsin diye dua et. Hadi melekler yapın bana bir kayıp gene. Geçen patates kızartmasını. Ama yutmadım. Ağzıma bir tur attırdım. Sağ olsun Emine hep beni takip ettiği için. Ne yedi ne yemedi. Ne içtiğimi saydığı için. Hayır. Çetelesini tutuyor. Hayır. Dedi, sen niye ağzına patates attın dedi. Konuştuğumda iyice dilim damağım kuruyor. Ne yapalım? Soğuk ice tea böyle. Ice tea şerbeti. Hala soğuk diyor ya kız. Valla soğuk böyle şerbet, ice tea, öyle şeyler içesim var yani. Asitsiz içecek içesim var. Soğuk bir mozaik pasta olacak şimdi. Of. Ah be, sen de var ya, doymadın gitti tatlıya. Ne çok seviyor. Doyur o zaman Emine beni tatlı. Hadi şaşırt beni Emine.
Her tamam. Akşam böyle tatlı. Aa, hani bugün tatlısı nerede? Murat sen riskli. Ben bugün yapacaktım ama vazgeçtim. Bak şimdi ya. Niye biliyor musun? Niye öyle kalbim istedim. Ciddi diyorum bak senin çok şerbetli. Tam puding yaparım ben sana hemen. Ne yapacaksın? Puding olur yani. Olur mu? Olur. Tuhaf. Hemen yaparım. Yani mozaik pasta kolay ama bak senin öyle şerbetli ağır tatlılar yememen lazım. Daha iki gün Ramazan'da yedim. İyi değil diyorum. Ama gitti hayret Zeynep. Kapıyı açtı gitti şaşırdım. Ne ilginç oluyor hayret. O buraya girmeden durmazdı. Ne durumdayız Emine? Üçüncü sıradayız. Ya. Olacak mı diyorsun? Aa bitti bile. Sen hızlı sarıyorsun. Ben çok tez canlıyım çünkü. Ondan dolayı hızlı hızlı sarıyorsun. Biraz daha şey yeteneğin de var. Ondan. Elin yatkın olmazsa şu an var ya afallayıp kalardın. Kalardım tabii. Ne sandın? Kurdum. Oo baksanıza kalem gibi ya. Yapıyorum şu arkadaş. Şu nedir ya? İşte bu da hep şey faydası. Ben arkadaşlar ortaokuldayken... Ha, ev ekonomisi, iş eğitimi. Konuşmuş muyduk ya? Konuştuysam kusura bakmayın vallahi arkadaşlar. Bakar mısınız şuna kalem gibi? Ben sardım. Çok kızıyordum yani boyamadık çanak çömlek kalmıyordu böyle saman bok püsür affederseniz yapıyorduk bir sürü şeyler. Ya dedim Allah'ım bu benim ne işime yarayacak diyorum masraf ya. Masraf bir de değil mi? He getiriyorduk ev doldu böyle her tarafta çerçeveler bilmem ne. Çer çöp. Ama o işte insan el kabiliyetini arkadaşlar o kadar geliştiriyor ki. Zaten onun için yapıyorum. Meğersem onun için yapıyormuş ben onun farkında şimdi vardım. Ay maşallah sana ya şuna bak. Bu düşüncemden ötürü. Özür diliyorum. Ya. Kimden özür diliyorum? Öğretmeninden öğretmeni. Onlar öyle demeyeceğim. Bu düşünceydi yani. Niye öyle düşündüysek o zaman. Öğretmene de kızıyorsundur. Kızmıyordum ya. Öğretmenimiz güzel bir bayandı yani. Güzel bayan derken anlayışlı, sevecen. Niye öyle oluyor? Cins, o ders, cins bir öğretmen evet, değil ki. Evet o ders yani. Öğretmenleri gerçekten çok iyi oluyor ya. Genelde ha? Benim kötü öğretmenim hangisiydi dersen. Matematikçi mi kötü? Benim yoktu galiba ya hiç. Hatırlamıyorum şu an hiç. Ben de hiç hatırlamıyorum. Benim hiç öyle kötü bir öğretmene denk gelmedim. Böyle dayakçı, sopacı, agresif. Ama üniversitede vardı sanırım ya. Geçirmiyordular bilerek. Tabii canım üniversitede kasıtlı yaz okuluna bırakıyorlardı bizi. Açık açık da söylüyorlardı beni yani. Beni bırakmıştı. Başka bir öğretmen de beni çok sevdiği için o konuşmuştu onunla. Şey sınavından geçirtmişti valla. Beden eğitimi. Hayır benim beden eğitimim çok kötüydü. Takla atmıyordum takla biliyor musun? Takla atmıyor muydun? Vallahi bak takla atmıyordum. Ay, güvercin kadar olamadım. Lise anıları, lise anılarını anlatıyoruz resmen. Takla atmıyordum. Spor öğretmeni bütün sınıfı çıkartıyordu. Ben de takla atmaktan çok korkuyordum bu arada. Boynum kırılacak ama diye. Küçükken var ya deli gibi. Sırt pırt sırt. Benim zayıftım ben küçükken ama yine de korkuyordum ya boyun kırılacak diye. Tabii canım. Çocukluğumuz zayıf geçti. Ama şimdi hiç sorma. Ama bazı zayıflar da hiç atamaz takla ya. Evet. Hoca da geçirmiyor takla atmayanları. Bir de... Eşekten takla atmak vardı. Ondan yine çok evet, korkuyorum evet, ben. Çok normal minderdeki adı neyse de eşek zaten insanın beline kadar geliyor. Evet hatırlıyorum doğru. Lisede öyle yaptırıyorlardı. Ben askerde öyle ağır şey yapmadım yani. Ben askerde ne şınav çektim ne... Ne yapıyordun sen? Barfix havacı olduğumuz için biz rahattı arkadaşlar. Bir de 12 ay gittin değil mi? 15 ay gittim ben. Ay 15 ay. Bayağı da uzun. Uzun tabii. Ama askerde de çok seviyordu komutanlar beni. Ya. Rahat bir askerlik yaptım yani. Bugün askerlik. Biliyorum aklı başına insan az çok belli oluyor arkadaşlar şimdi. Gel. Ay sen de kendini öve bitiremedin. Al bakalım. Benim direkt zaten yazıhaneye koydular. Ben bunların kimini yapmıştım ama bunlar en son posta herhalde. Olmamış. Bitti kız Emine hadi gözün aydın. Bitti 4 sıra oldu maşallah. Bu harcını atmayı düşünüyorsun. Onu atarız buzluğa.
Buzluğa yer açıyoruz. Şey yaparız, biber dolması yaparım. Çıksın biberler. Ha? Ona kullanırız. Sen rahat ol. Bizim evde bir şey ziyan olmuyor. Sen biliyorum. Rahat ol bebeğim. Al bakalım. Sen daha hızlı sarıyorsun. Yo, o yüzden hep benim önüm hiç boş kalmıyor. Ona dikkat ettim de. Cidden niye öyle hızlı sarıyorsun? Baş. Bir de yardım etmeyecek gidecekti. Kıyamadım. Bana oğlum dediğin için kıyamadım. Evet, sarmamız hazır. Şimdi suyunu ekleyip hemen altını açıyorum. Şöyle buradaymış kapağı. Kapatıyorum şimdi. Nar ekşisi falan koymuyorum. Böyle bu şekilde yapacağım bu sefer. Annem bitti mi? Aferin. Şöyle çorbamızı da göstereyim. Çok güzel olmuş kıvamı. Bu akşam böyle tavuk çorbası ve beyaz lahana kerem sarması var. Arkadaşlar annem benim, canım annem benim bize bana sütlaç yapmış hep. Ali oruç başına mı vurdu tekne orucu? Ali beni gülmekten döktürdü. Sütlaç mı bu oğlum? Ne? Bu puding sütlaç pirinçle ve beyaz oluyor ya. Güzel oğlum. Karıştırdın mı? Aynen, unutmuşum. Hemen yemek istedin sen. Bence. O yüzden öyle oldu. Aynen. Güzel olmuş mu? Aynen, ben çok beğendim. Üstüne şurayı sileceğim. Üstüne fındık da koyalım mı? Yanar aynen. Elin, elin yanar. Yok, çok, çok sıcak. Sıcak değil. Ha. Güzel olmuş mu? Bak bakalım pudinglere. Güzel anne, güzel şuradan. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi tam çıkmak üzere. Bakın. Evet. Dişi çıkıyor. Az kaldı. Yarın düşer o diş değil mi? Çarjımı buraya koydum arkadaşlar. Çayımızı da erkenden demledik. Bugün yine çünkü Murat'ın çok canı çay istedi. Şimdi tabakları hazırlıyorum ve iftarımızı yapacağız. Dolmamız da pişti. Harika oldu. Bir dişi daha düştü. Bugün sallanmaya başlamıştı. Köpek dişleri. Bakalım. Şimdi oradan köpek dişleri büyüyecek. Hadi çal kapağı. Bunun yanı? Ha evet, köpek dişi değil. En yan tarafı. Ondan sonra köpek dişleri. Çalka lazım da babada. Bak bize. Hepsini saklıyoruz kutunun içinde. Koş çalkala annem ağzını hadi. Arkadaşlar saklama kabına koydum artan sarmaları. Bakar mısınız, bir kap dolusu yine var. Yarına da iftarda yemeğim var yani. Vallahi sarmaları yedik, çayın yanına hiçbir yer kalmadı. Bir şey yesimiz yok. Murat'ın da öyle, benim de. Ama ilerleyen saatlerde puding var. Çocukları da uyuttuk. Şimdi çay keyfi zamanı. Ben de mutfağı temizledim, toparladım. Elim sudan daha yeni çıktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.